Ve erken seçim tartışmalarımız var. Evet. Güncel tartışmalarımız. Mecliste en çok konuşulan konu şu anda. Zaman sınırı vardı. Anlamadım, o da geçti. Yani bir tarih yok ortada. Komiteye havale edildi iki tarih. Komitede 3'e 3 zaten bir pozisyon var. Siz gerekirse komiteyi artıracağım. Yani değişik. Atok komite kuracağız. Atok komite ve mevcut komitelerdeki şeyi de. Evet. Yani bu eşitliği de bozacağız gerekirse dediniz ama orada ne size diyor ki siz azınlık hükümetisiniz ama nedir söylediğiniz diyor size muhalefet. O işte herhalde yarın mı şekillenecek? Yarın mecliste evet. mi şekillenecek? Nedir evet. son durum? Şimdi Aytuğ Bey ara seçimle ilgili biliyorsunuz eğer erken seçim tarihini biz belirleyebilirsek ve bu erken seçim tarihi ara seçim tarihi olarak yani yasa gereği Haziran ayında yapılır bu ara seçimler diyor. Bir yıl önce ise zaten ara seçim yapılmaz biliyorsunuz. Burada gerek muhalefet gerekse iktidar erken seçim tarihini yasa tasarısı önerisi olarak verdi. Nedir bu öneriler? Bizim önerimiz Nisan 2022 onlar önerisi Ağustos 2021. Sonuç itibariyle bu bir görüş değil, öngörü değil, yasa tasarısı olarak mecliste. Meclisteki irade bir yıl içerisinde bir erken, yani Haziran ayından itibaren bir yıl içerisinde bir erken seçimin olacağı konusudur. Dolayısıyla burada bu seçimin en geç bugünden itibaren, Nisan ayından itibaren bir yıl içinde yapılacağı belli. Yani 3 Nisan'dır bizim de. Yani seneye bu dönemde seçimler tamamlanmış. İnşallah yeni hükümet kurma çalışmalarını yaşayacağız. Mayıs'a geldik. Pardon, özür dilerim. Yani bir ayda belki de hükümet kurulup göreve başlamış olacak. Güven oyunu almak için uğraşacak bugünlerde. Çok özür dilerim. Zaman çok hızlı akıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman irade ortada. Şimdi bunun kararını üretmeli. Komitede 3'e 3 olduğu için nasıl bir karar çıkacak? Ortada bir karar olacak. Yani bu belli. Biz 3 Nisan'da ısrar edeceğiz. Onlar 29 Ağustos'da. Tamam, evet. Bir sonuç o anlamda. Şimdi evet. hatta ortaya noktaya geleceksiniz. Burada yalnız bizim iddiamız şu. Ortaya geleceğiz değil. Bir seçim, hem seçim yapılması olayı, bir de seçim mal koyulama yasasında da bir değişiklik hı. gerekiyor. İkisini birden tartışmak için de demokratik olarak seçime bütün partiler katılacaktır. Tamam başkan, onu anlıyorum ama muhalefet de diyor ki siz azınlık hükümetisiniz, ad hoc komite kurup kendinizi fazla oyun istediğiniz kararlara bırakacaksınız bunlar diyorlar. Bunlar sadece konuşuyorlar. Biz azınlık hükümeti değiliz. Bizim şu anda 27 milletvekiliyle hükümet ediyoruz biz. Burada komitelerdeki sayı başkadır. Hükümet kurmadaki sıkıntımız başkadır. Komitelere partiler temsili oranında, parlamentodaki temsiliyet oranında kişi gönderir. Ulusal Birlik Partisi'nin bugün itibariyle 20 milletvekili vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 12, Halkın Partisi'nin 6 milletvekili vardır. Her 5 milletvekiline bir komite üyesi düşerse bize tam 4 üye düşer. Halkın Partisi'ne 1.2 düşer. CTP'ye de 2.4 düşer. 7 kişilik bir komite olması gerekir. Aynen mali işlerdeki gibi. 4 UBP, 2 CTP, 1 HP. Ama COVID-19 sürecinden geçerken ülkede uzlaşı olsun diye bizler bunu kabul edip Aytuğ Bey dedik ki tamam, mali işlerde biz bu çoğunluğu alalım ama diğerlerinde eşit olalım. Uzlaştığımız yasaların devamını sağlayalım. Ve 3'e 3 olmayı kabul ettik. Bu bir uzlaşıydı o dönemde. Ama yine hatırlatırım, UBP'nin 21 milletvekili varken dörtlü hükümet döneminde sadece iki partiydi yine komitelerde. Ne TDP'nin ne de Demokrat Parti'nin Üyesi yoktu. Yine çoğunluk bizde olacağından dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Özgürgün çok olumlu bir davranış sergileyerek çok ciddi bir favor yaptı muhalefete, iktidara ve dedi ki bize göre iktidarda olan partinin yasa geçirmesi için komitede çoğunluğu olması gerekir ve biz 7 kişilik komitelerde 4 kişi olmayı kabul ediyoruz dedi.
Ne kadar çabuk unutuyoruz bu günleri. Bakın hepsi böyle tamam. geliyor. O dolayısıyla zaman... şimdi 3'e 3'e geldiydik, ülkeyi kilitleyecek, yok böyle bir şey. Bizi parlamentoya vatandaşımız gönderirken UBP'yi 21 milletvekiliyle gönderdi. Şu anda Ersin Bey Cumhurbaşkanı olmuştur. 20'yiz. Herkes UBP'nin parlamentodaki sandalyesine saygı duyacaktır. Evet. O zaman bu hukuk komitesinden bir sonuç çıkmaz muhtemelen. Dolayısıyla biz de ATOK komiteyi kurmayı öneriyoruz. Burada da onu da söyleyeyim. İşte ATOK kuralım da her partiden bir temsilci olsun. Olur mu böyle bir şey? Her parti ağırlığı kadar. O zaman geliniz 15 kişilik komite kuralım. Her 6 kişiye bir tane verelim. Ya da her 3 kişiye bir tane verelim. 15 olsun. UBP'nin de sayısı o zaman 6 olsun. Benim orada da sorunum yok. Ama herkes ağırlığı oranında o komitede olacak. Yani, vatandaşı böyle Nisan ayından laf, önce laf olayını anladım. Nisan'dan önce bu ülkede seçim yoktur özetle. Evet, evet. Bizim için hedef Nisan 2022.